Masanın altında izlediler. Biz de çıktık ağlığa. Rabbim nasip etti. Altın kemeri boynumuza taktık. Evet, yarı finaller başlıyor. Sen de eski bir güreşçisin. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan yarı finali. Geçtiğimiz sene burada final yaptılar. Bugün yarı finalde, düzeltiyorum, yarı finalde eşleştiler. Geçen senenin rövanşını Hüseyin Gümüşalan alabilir mi? Ben kendim sporcuyum. Evet. İyi olan alsın. İyi olan alsın. Ne kadar güzel. Kardeşimiz. Hangisi ise, Allah hangisini nasip ederse ona nasip etsin derim. Bu arada Mustafa Aslan aynı yorumları yapacaksın muhtemelen. Aynen. Ama Feyzullah Aktürk ve Mustafa Aslan özelinde neler söylemek istersin? Bir müthiş bir Feyzullah Aktürk istiyoruz, doğru mu? Evet, Feyzullah çok çok güzel. Kırklarda da bana göre uzun yıllar çalıştı, yetişti. Burada yıldızını parlattı. Burada tabii ki sizlerin de muhtemelen emeği. Bu arada şunu sormak istiyorum sevgili abi, tamam. Yani ben şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin en çok hani seyircisine yani seyirciyle haşır neşir olan seyircisine sahip bir kardeşiniz olarak, bir arkadaşınız olarak şunu görüyorum. Yani Gönen'de güreşe inanılmaz bir alaka var. Yani benim yönettiğim sayfanın çok büyük bir katılımcısı Gönen'de. Ve bunu yayınlarda görüyoruz. Gönen'den selamlar, Gönen'den selamlar. Yani bu beni tabii çok şaşırtırken bir yandan da keyiflendiriyor. Peki bu kadar çok hani sevginin olduğu bir yani bölgede, coğrafyada işte hani Biga, Lapseki, Çardak, burası yani bu bölgelerde şimdi baktığımız zaman baş altına, baş belivanına hani böyle neden bu kadar güreş ve çocukların kuvvetli olduğu bir bölgede baş belivan çıkartamıyoruz? Şimdi biz bu seneye kadar hep alttan aldık işi, mutlu aldık. Ama İbrahim Başkanım çok destek veriyor. O açıdan inşallah bundan sonra baş belivan çıkartma niyetimiz. Bir altyapı çalışması tabii evet. Gerekli. Evet. Bu arada Gönen'de bildiğim kadarıyla bir kulüp de var zaten. Evet, Gönen Güreş Tas Kulübü var. Evet, başkanım iyi de sporcular yetişti. Gönen'de bir baş belivan. Ne kadar evet. Hani kulağa hoş geliyor ama işte bu bölgede bu kadar güreş severin olduğu bir yerde mesela Mecit bir yeniyor, burada seyirci ayağa kalkıyor. Evet. Bir baş belivanın kazandığını bir düşünsene. Şurada yarı finalde oldun, burada sporda herhalde şu karşıda gördüğün Taştepe bile seyirci olur herhalde. Evet, yani Mecit kardeşim çok iyi maşallah. Allah nazardan saklasın. İnşallah baş belivan olur. Biz de gurur duyarız. Ama dediğim gibi bu aşırı Gönen'e İbrahim Erdoğan, sağlıkçı İbrahim derler. Evet, İbrahim abimiz. O da meşhur. Gelemedi. Ayıp edere vefat etti. Buradan da bas sağlıkçı kendisine. Bu arada Ali Gürbüz'de bir sayın ağam. Evet, sağ yanağında bir sıkıntı var. Hani orada bir hani güreşe gelirken de söylemiştim. Bir şişkinlik var. Acaba dişi mi var diye bilmiyorum ama şu anda orada Ali Gürbüz'ü rahatsız eden bir sağlıkçı da zaten sahaya girdi. Feyzullah Aktürk, Mustafa Aslan güreşi devam ediyor. Bakalım nazar diyelim. Nazar çıktı diyelim. Yani. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan da dikkatle bakıyor. Umarız devam edebilir sevgili Ali Gürbüz. Dolayısıyla Gönener Meydanı mükemmel tasarlanmış ama buradaki aksiyonu tüm dünyaya aktaracak olan aha bu kamera. Evet, dolayısıyla bunları biz ne kadar profesyonel kullanırsak, ne kadar bilinçli kullanırsak dış dünyaya bu muhteşem organizasyonu çok daha iyi aktarabileceğiz. Dolayısıyla Gönen güreşlerinin marka değeri artmaya devam edecek. Bu da tüm Gönenlileri ve sizleri biraz daha mutlu edecek ve Gönen güreşi kaptayarak, büyüyerek hayatına devam edecek. Buradan tüm organizasyonlara işte Gönen güreşinin ne kadar kaliteli bir yayınla önünüze geldiğinizi gördükten sonra sesleniyoruz. Lütfen güreş yayınlarında güreş kam çekecek kameraları yükseklere konumlandırın ki önleri kapılmasın. Ve bu arada Hüseyin Gümüşalan bir göğüs çaprazıyla karşı karşıya kaldı ama kısa kaldı Ali. Biraz daha çengeli yetiştirebilirdi. Hüseyin çabuk davrandı ve geri kaçtı. Evet, ağamızı uğurluyoruz. Bize burada gelip röportaj verdiği için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, ağamıza
Güreşe vermiş olduğu desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten ağalık ağalar olmasa, yani sadece belediyeler güreşi yaşatmakta yeterli olmayabilir. Bu dayanışmada sanırım işte Hacı Serdar Sunma gibi, Halil İbrahim Çiçek gibi, Bilal Acar gibi, Seyfettin Selim gibi önemli isimleri, Hakan Çetin gibi önemli isimleri, gerçekten Mehmet Gök gibi önemli isimleri bulup çıkarmamız gerekiyor. Güreşte böyle insanları incitmememiz gerekiyor. Kızdırmamamız gerekiyor. Çünkü bu isimler, yani adeta çoluğunun çocuğunun rızkını gelip buraya bırakan isimler. Doğru mu Mustafa? Evet, kesinlikle. Yani bu kadar pehlivan ekmek yiyecekse, işte o ekmek nereden geliyor? Buradan geliyor. Açık açık konuyu konuştuk. Evet, Feyzullah Haktürk, Mustafa Aslan bu turda galip gelen isimler finalde karşılaşacak. Eğer Feyzullah kazanırsa ve Ali kazanırsa Çağlak güreşleri rövanşını izleyeceğiz. Zeyn ve Ali güreşinde kazanan kim olursa geçen senenin buradaki finalinin rövanşını yapıyorlar. Bakalım orada sonuç ne olacak? Feyzullah ve Mustafa arasındaki güreşte ikisi benim bildiğim ilk defa karşılaşıyorlar. Mustafa sen... Evet, doğrudur. Ali Usta. Avcı Mustafa mı? Yoksa... Bir diğer avcı Feyzullah. Yani. İki tane avcı. Bakalım avlanan kim olacak? Aynen, hava giderken bakalım kim avlanacak? Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Küçük orta, küçük boy güreşlerinde final müsabakası. Aslı, nesli bu toprakların evladı. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Kören Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Palas adına güreş yapıyor. Bugün burada Kayatımızın sahibi Sayın Veysel Kaya adına güreş yapıyor. Diyor ki Belediye Başkanı Sayın İbrahim az önce Palas'a bir röportaj yaptın, kısa da olsa. Yalnız sempatikliği gözünden kaçmadı. Gerçekten hem kendinden hem de sempatikliği başkalevan. Bizleri her zaman destekleyen saygıdeğer Kören halkına. Evet, Ali butu buldu, boşalttı. Hüseyin yan kasnaktan karşılık verdi. Künde bağlayacaktı, vazgeçti. Çünkü Ali hep orada kılçıkladı. Bir an bağladı. Aslında kündeye girebilirdi orada. Yani illa da künde atmana gerek yok. Belki orada bir hakimiyet alabilirdi Hüseyin'in falan. Evet ama işte ne bileyim hani. Yani çekingen bir güreş yani oluyormuş gibi görüntü oluyor. Mustafa nasıl çekinmesin? Biraz da risk de yapmak lazım diye düşünüyorum Mustafa. Yani risk de işte risk alacağın adam Ali olunca biraz şey oluyor. Nasıl söyleyeyim hani riskin boyutu büyük. Evet. Büyüyor. Burada küçük orta, küçük boyda Necit Bıçak ve Ali Kan final yapacaklar. Altına düştüm diye yerinme, üstüne çıktım diye sevinme. Altına düşersen apış, üstüne çıkarsan ters kaçadan sımsıkı yapış. Yer rakibini al seyircinden bombalı alkış. Feyzullah ne kadar özgüvenli güreştiğini görüyor musun? Suratına bakıyor musun? Yani ben de güreşirken de suratlara çok bakarım. Yani ne düşünüyor? Demin sana stres da, var mı? Demin sana da söyledi. Adapte olmaya çalışıyorum. Ama en büyük güveni nerede aldı biliyor musun? Orhan Okulu yerine. Çok özgüven kazandı kendine. Evet. Yani çok kısa zamanda da adapte olacağını düşünüyorum.
de Cengiz Han Şimşek gibi. Bana adapte olmuş gibi geldi. Olmaya çalışın dedi de latife yaptı bence. Bence baya baya bir nedir o? Başarılı oldu Fezullah. Şimdi yani şu hani bizim piyasa güreşi olarak adlandırdığımız bu güreşlerde bu kadar motive olan bir adamın 40 binlerden ne kadar ne olabileceğini düşünebilir miyim? Bu arada Ali Çengel'e doğru girdi. Orada Çengel'den Köste'ye geçti. Kazık var mı? Var. Oradan öne doğru serpti, düşündü. Ali'yi bastırdı. Şimdi bakalım güreşin seyri ne olacak? Sol koluyla değiştirdi. Sağ kola geçti. Sarma. Künde kılacak mı? Bu sefer Ali hayır olmadı. Olmadı. Devam. Bu sefer riski alan Ali'ydi. Ama paçayı aldı orada. Buradan paçayı aldı Ali. Zor bir pozisyonda kaldı. Şimdi Ali Gürbüz oyununu yenilebilir mi burada? Ayak serpmesi gelir mi? Gerdan'dan çekecek mi Hüseyin Ebe? Orada bir faul var mı? Burada gerdanlama yaptı. Gerdan yani faul var. Ali bir itirazda bulunmadı. Kolla beraber yaptı şimdi. Evet, kolla beraber aldı. Ali de itiraz etmedi. Hani bir faul bu son zaman finalin ilk evet, ismi de belli oldu. Gümüşalan'a korkunç bir ara müsaaden Hüseyin Gümüşalan finalin ilk ismi. Megastar Ali Gürbüz'ü mağlup ederek burada Hüseyin de baya bir şey yapmış. Ya orada bir ayak bileğini yakalamış. Sıkıştırmış Ali'yi. Ali'nin yanağında da bir sıkıntı var, onu da söyleyelim de. Ali şu anda hemen bizim yanımızda oturuyor. Yanağında bir sıkıntısı var Ali'nin. Umuyorum ciddi bir şey yoktur. Finalin diğer ismi bakalım Feyzullah Aktürk mü yoksa Mustafa Aslan mı olacak? Birazdan belli olur. Muhtemelen puanlamaya doğru giden bir güreş. Evet, bu arada Hüseyin Gümüşalan finalist olmayı başardı. Eğer Mustafa Aslan galip gelmeyi başarırsa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün finale iki baş pehlivan sokmuş olacak. Mustafa Bayram. Orada davullar müthiş bir tempoyu yakaladı. Evet, sahada bir çift baş pehlivanımız kaldı. Az sonra bir kez daha Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun YouTube kanalındaki yorumlara döneceğim. Tabii bugün birçok noktada yayınımız var değerli güreşseverler. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Lider Haber TV sosyal medya hesaplarımızdaki yayınımız devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin bir diğer baş pehlivan yayıncısı Koza TV yayınına devam ediyor. Ve Akdeniz'in baş pehlivanları sayfamız yayınına devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun sayfası da yayınına devam ediyor. Feyzullah Aktürk ve Mustafa Aslan yarı final güreşi. Ustam, dilersen Hüseyin Gümüşalan evet, finale gelene kadar hangi baş pehlivanları mağlup etti onları söyleyeyim. Evet, finale Gümüşalan gelmiş bir isimden. Evet. Sağdan çıkardığı isimleri bahsetmek gerekiyor. Evet, Hüseyin Gümüşalan ilk turda
Ankaya'yı mağlup etti. Dördüncü turda yani yarı finalde Ali Gürbüz'ü mağlup ederek finale kaldı Hüseyin Gümüşoğlu. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Evet. 9. geleneksel gönen yağlı pehlivan görevi. Diğer finale uzanan pehlivanımızın da galibi gelmesinden sonra onu da anons edeceğiz. Başkanımız Sayın İbrahim Palas himayelerinde ve güreşlerimizin altın kemerli Gülenay Peynircioğlu Hüseyin Genç Ali'yi artık yendi. Öyle söyleyelim. Oktay Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Mustafa Feyzullah Hüseyin finali izleriz gibi bir yorum yapmış. Ben saygıdeğer misafirlerimizin, ustam, seyircilerimizin huzurunda çok sevdiğim Almanya'dan, Duisburg'dan Doğan Bozbey abim Mustafa'm diyor. Şu an 50 kişiyle sizleri izliyoruz. Halil hocama da çok selamlar diyor. Biz de buradan Almanya'ya, Duisburg'a selamlar gönderiyoruz. İyi bayramlar diliyorum. Evet, gurbete zordur gurbet. Ne kadar güzel bizlerle gurbet hasretini, gurbet ihtiyacını gideren insanlarımız var. Biz de burada onlara inşallah keyifli dakikalar yaşatmışızdır. Tabii ki pehlivanlarımıza burada çok ciddi anlamda bir teşekkür etmek gerekiyor. Bugün çok iyi güreş vardı Gönen'de şu ana kadar. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu YouTube sayfasında ki yorumlarınızda güne yönelik sorularınızı alabilirim. Çünkü güreş şu anda durağanlaştı. Bu noktada sizlere zaman ayırabiliriz. Mustafa Aslan Kocaeli'ye bir selam gönderelim. Kime? Alparslan Aslan'a. Kocaeli Büyükşehir Spor Daire Müdürümüz. Spor Şube Müdürümüz. Spor Şube Müdürümüz. Gerçekten Kocaeli için çok büyük bir fırsat ve değer sevgili Alparslan Aslan. Bir eski bir pehlivan olarak onunla gurur duyuyoruz. Övünüyoruz. Bir pehlivan olarak bir yöneticilik görevi üstlendi ve oldukça başarılı. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Onunla gurur duyuyoruz. Buradan da kendisine çok selam. Evet. Hümmedov. Doğru mu okudum? Hümmedov. Mehmet Yeşilneş'in ne yaptı arkadaşlar? Burada var mıydı? Hayır, yoktu. Oktay Topkara. Abicim hayırlı yayınlar. Çeyrek finalde kimler yenip yenildi özetler misin demiş. Çeyrek finalde. Evet, hemen son yorumu da okuyalım. Sevgili Oktay, Fatih Gürkan, Enes Doğan Kırkpınar performansı sizce nasıl olur? Vallahi meşhur. Ben her zaman açık konuşmayı çok tercih eden bir arkadaşınızım. Şunu söylemek istiyorum değerli güreş severler. Zaten defalarca da söyledim. Bakın bir kez daha söylüyorum. Kırkpınar'da bu sene o dört basamaklı baş pehlivan baş pehlivanlık kürsüsünde geçtiğimiz sene 7 tane biliyorsunuz baş pehlivan oldu. Yani yeni isimler var. Efendime söyleyeyim. Seçkin Duman olabilir. Yıldıray Pala olabilir. Yunus Emre Yaman olabilir.
Şimdi Enes Doğan olabilir. Enes Doğan. Baktığınız zaman şunu söylemek istiyorum. Bu arada Feyzullah Aktürk'ün performansına bakıyorsunuz. Evet. Hani bu adam kürsüde olursa nasıl sürpriz diyeceğiz? Yani önüne geleni yeniyor şu anda. Öyle veya böyle sağdan çıkartıyor. Şimdi demek istediğim şey şu. O kürsüde en az bir tane bu geçtiğimiz sene baş pehlivan olan isimlerden biri olacak. Belki de ikisi olacak. Hani benim tahminim bu yönde. Onu söyleyelim. Gelelim Enes Doğan'a özeline. Enes Doğan, yani tekrar söylüyorum. Bu sene Kırkpınar kürsüsünde burada Ali gerçekten sakatlanabilirmiş yalnız. Alış mesafesini kapatmaya çalışıyor. Son derece zekice bir hareket. Ve zekice bir sistem. Bence kafadan oynaması çok isabetli. Kafadan oynatıp şeyini dağıtabilir yani. Bence de dağıtabilir. Neden? Bak sürekli söylüyorum. Dünya güreşinde reaksiyon çok önemlidir. Şimdi mesela Amerikalı güreşçiler ne yapıyor? Biliyor musun? Evet. Şimdi farz et Feyzullah Türk karşısındaki de Amerikalı. Amerikalı şunu yapıyor. Hani normal insanlar ne yapıyor? Göz kırpıyor değil mi? Hani gözümüzü kırpıyoruz ya. Evet. Bekliyor senin gözünü kırpmanı. Gözünü kırp aç. Adam senin bacağında. Yani artık doğru. Bunlar var güreşte. Hızlılık var evet. Aynen hız. Yani sen gözüne kırpıp açtığında adam senin butunda zaten. Şimdi Feyzullah da dünya güreşinin bir yıldızı artık. Bu noktada. Burayı yedin de Mustafa hani bence neden değil onu anlatmaya çalışıyorum. İşte bu kolu yukarı kaldırdığında aşağıya açmış oluyor. Ve Feyzullah kadar reaksiyon süresi çok hızlı bir isim aşağısı koridor olmuş bir pozisyonda yakalarsa ki bunu defalarca gösterdi buta iyi girer. Yani kol senin havada gibi. Ben Mustafa'nın yerinde olsam zaten uzun boyum var ve uzun bir kollarım var. Muhakkak Feyzullah'ın önden girişlerini blok etmek için orta kaslarına el atarım. Yani kafaya uzanmam. Çünkü bak yukarı aşağı saçılıyor görüyor musun? Her an dalabilir yani. Evet dalabilir. Feyzullah gibi bir adamı aşağıya açmayacaksın. Şöyle hem sana bir özel sorum hem de bir düşüncen almak istiyorum. Neden yağlı güreş yapan ve yağlı güreşi mesela Mustafa Hasan yağlı güreşte biraz daha tecrübeli Feyzullah'a göre. Neden yağlı güreşin kurallarına göre hareket etmiyor? Neden kasnak, paça aramıyor? Neden böyle minderci gibi uzak duruyor? Yani sence kendi yağlı güreşi, özgür güreşi benimsesi... Arada Mustafa! Benimsesi kasnak paça çalışsa daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur ama şimdi şöyle... baktığımız zaman geleneksel yağlı güreşin şu andaki temsilcileri azaldı. Mesela Orhan tam bir temsilci. Neden? Kasnak ve paçayı çok iyi yapan bir isim. Bu arada Yusuf Can Zeybek aynı şekilde. Ama o da Feyzullah'la puanlamaya geldi. Sanki minderci gibi bir pozisyon aldı Orhan'da. Şimdi bunun nedeni şu. Bu yeni bir şey değil zaten. Mi yani? Yaklaşık bir 20 seneye geriye gitmemiz lazım. Yani puan yağlı güreşin hani 1900 yanlış hatırlamıyorsam 83'te veya 82'de puanlama bizim hayatımıza girdi. Yağlı güreşin hayatına girdi. Bak nasıl dağıtıyor görüyor musun? Bak. Feyzullah'ın yüzüne bak. Göz teması. Göz teması. Bütün hareketleri şu anda okuyor. Şimdi konuyu toplayalım. Verdiğin sorduğun soruya cevap. Neden kasnak paça çalışmıyor? Bak, çünkü minder güreşi ciddi bir hani bu dedim ya yeni bir şey değil. Ciddi bir altyapı problemi yaşamaya başladı. Daha sonra yapılan yönetmeliklerdeki yapılan değişikliklerle minder güreşinin hızlanması, süreleri vesaire işte puanlama işte hakemin hareketlerine bak hani çalış, hızlı yap, şunu yap, bunu yap. Hani demek istediğim güreşe belli bir hız getirip yağlı güreşin altından gelen gençleri mindere daha rahat adapte edebilmek için onların reaksiyon sürelerini yapabilmek için yağlı minder formülü bir şekilde ortaya çıktı.
Dolayısıyla yağlı minder güreşinde de zaten kasnak paça olmuyor. İşte dalışlar, menzil dışı dalışlar. Baktığın zaman çoğu pehlivan hani daldığı zaman puan veriyor. Neden? Bu arada Feyzullah bakalım o paçadan sonuç çıkartabilecek mi? Oradan paçayı tutarken öbür eline de farkındaysan kafaya kalktı. Şimdi Mustafa bak gördün mü? Bunu söylemek istiyorum. Pozisyona pozisyon oluyor. Gözünü kıtmıyor bile Feyzullah. Şimdi her ikisi de gerçekten çok avcı, onu da söyleyelim. Mustafa bu şekilde yere indiğinde şunu da söylemek lazım. Bir anda rakibin hem kafasını karıştırmak, kendisini yem pozisyonuna da sokuyor. Yani hadi gel al beni diyor. Bu böyle çok güreş kazandığını da gördük Mustafa'nın. Ama şöyle de bir şey daha var, onu da söyleyelim. Bu şekilde indiğinde biraz nabzın yükselmiştir. Bu şekilde indiğinde rakibin atağını körelttiğin için orada birkaç saniye kazanırsın ve nabız orada 5 atım 10 atım düşer. Doğru mu Mustafa? Evet doğru. Yani Mustafa şu anda aklıyla da güreşi çok güzel yapıyor. Evet, Feyzullah da aynı şekilde. Her ikisi de şu anda sadece fiziksel değil akıl anlamında da çok üst seviye güreş yapıyor, onu söyleyelim. Yani Mustafa şu anda kendini bir yandan av pozisyonuna sokuyor, bir yandan bak kırmızı. Hakem kimi işaret etti? Dizlendi, pası bize etti. İşte bu akıl. Dizler yürüdüğü için bir sıkıntı yok Mustafa'da. Evet, çalış diyor 48 numaralı hocamız. Ve bak yürüyor, bir sıkıntı yok. Ama olduğu yerde dursa o zaman evet, yani ayağı kaldırır. Yürüyüş yapıyor, bak iftarı gösteriyor hakem. Aynen. Hakem miktarı gösteriyor. Evet, şimdi o da dizlendi. Peki gel dedi. Mecburen kalkıştı ayağa. Çünkü bu güreşi Feyzullah yapamaz. Şimdi burada hakem bunu tanımıyor. Bak şimdi ama Mustafa bu şeydi, bu tanıyor. Bu arada kasnağı yakaladı. Kaçırdı orada. İyi döndü. Hızlı yakalan. Hızlı döndü. Feyzullah Aktürk heyecan dolu dakikalar. Bir elense topuğu çekebilirdi Mustafa. Kaçırdı. Güzel taktik uyguluyor Mustafa. Mustafa şu anda güreşi rüzgarı arkasına aldı. Feyzullah nasıl bir çözüm üretecek? Geri geri gidiyor. Bir yandan da hakeme bakıyoruz. Bir kez daha çalış diyor kırmızı kurdeleli Feyzullah Aktürk'e. Şimdi nabızı düşürdü mü acaba Mustafa ayağa kalktığına göre? Ama biraz sonra bir daha inecek. İnecek. Biraz bir daha inecek çünkü orada kokuyu aldı, işte indi. Orada kokuyu aldı, Feyzullah'ın tedirginliğini gördü. Hakem her ikisini de uyarıyor ama ya Feyzullah biraz daha yüklenmeye başladı tabiri caizse. Herhangi bir ihtar anonsu gelmedi şu ana kadar. Gelmedi sadece ama... Sadece hakem fiili olarak uyardı. Feyzullah hazır Mustafa'yı ayakta yakalamışken bari üstüne gideyim dedi. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Feyzullah kolları kısa olmasına rağmen paçalara güzel uzanıyor. Bu arada Mustafa menzil dışından girdi, aşağıda kaldı, terse döndü. Büyük bir hata işte burada. Şu anda Kemal Burgu'da. Şimdi kemanaya geçti. Yere indirebilecek mi? Sökmeye çalıştı wow. Mustafa. Çok pehlivan her ikisi de. Helal olsun. Oradan kaçması. Orada diyor bir puan olabilir diyor Feyzullah. Bir dakika diyor. Puan. Bir dakika diyor. Puan yok. Bana göre yok. Bende de puan yok. Karşıda seyircinin biri hakeme ciddi bir itirazda bulunuyor. Bakalım. Orada puan. Ben göremedim Mustafa. Tekrarını alalım değerli yönetmenim. Birkaç tekrar. İşte burada kemaneledi. Bir dizi yukarıda açtı. Olduğu için. Geri alabilir miyim? Bir daha. Biraz daha geriden başlamamız gerekiyor. Bir dizi yukarıda olduğu için devam. Evet burada bakıyoruz. Hakimiyet yok. Yok. Burada kolu söktü. Güreşe geri döndü. Çok büyük bir avantajı elinden kaçırdı. Merki baş pehlivanı da tebrik edelim bu arada. Evet güreş durmuşken birkaç yorum okuyabiliriz. Aycan Aydın, Hüseyin Gümüşalan bu er meydanın baş pehlivanı olur demiş. Kemal Mutlu bence Mustafa alacak. Çünkü Cengiz de Feyzullah şanslıydı.
Dokan Sarı Ali yenilmedi diyen kimse yok. Ali yenildiği kabul etti. Sağdan çıktı itiraz bile etmeksizin. Etmemişken sıkıntı nerede onu anlamış değilim demiş. Oğuz Emel Usta Feyzullah boyu ve kilosu kaç şu anda? Bilgin var mı? 105 kilo. Burada bak, burada Burgu'da çekti. Yani Burgu'yu çekmedi. Burada yani yapılan eksikleri de yaptı. Bu arada Feyzullah Aktürk galip.